bir anda playoff'un potasına tekrar gelen bir Yetim Mesut var. Evet. Şanlıurfa maçını kazansaydı hatta en yakın tabii, rakibi şu an çok daha büyük bir avantajı yakalayacaktı. Doğru. Haftaya liderle oynuyor. Bugün de çok güzel bir galibiyet aldı. Evet. Bir değerlendirmenizi almak istedim. Şimdi sizinle 4. hafta Manisa Büyükşehir Belediye maçı sonrası burada yine bir röportaj yapmıştık ve takımın 0 puanı vardı. Ligde sonuncuydu. Şimdi güveni kaybolmuş ve yarına endişeyle bakan, düşmeme hesapları yapan ve mücadelesini bu yolda sürdüren bir takımdan playoff'u zorlayan, playoff'u acaba kaybetti mi kaygısı ve üzüntüsünü taşıyan bir takıma geldik. Bundan dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Yani çok iyi bir grup var burada, çok iyi bir oyuncu grubu var. En azından karakterleri çok yüksek, yetenekleri de çok önemli. Ve Urfa maçında çok talihsiz, kendi hatalarımızdan goller yedik. Zannederim o stresi taşıyamadık. Çünkü Urfa takımını yenseydik, önlerine geçiyorduk ve ligde 5. sırayı alıyorduk. Ve ondan sonra da fikstür avantajıyla bunu taşıyabilirdik. Ama daha sonra yine burada Karagümrük maçında çok talihsizlikler yaşadık. Maalesef çok ciddi hakem hataları yaşadık. Kalecimiz basit bir hata yaptı, elindeki topu kaçırdı, gol yedik ve 1-0 kaybettik. Penaltımız verilmedi, golümüz verilmedi, pozisyonları değerlendiremedik. Ama bütün bunlara rağmen hala ligin bitmesine bizim için 6 maç var, rakiplerimiz için 7 maç var. Sonuna kadar bunu kovalamaya çalışacağız. Bu geçiş çok kolay değil. Yani düşmeme zihniyetinden, düşmemeye oynuyorum zihniyetinden ilk beşin içine girme duygusunu taşıyarak buraya yönelmek hiç kolay değil. Ama doğrusu çok karakterli oyuncularım dediğim gibi biz de inatla, ısrarla onlara güvenimizi sergileyerek bu noktaya geldik. İnşallah sonuna kadar kovalayacağız ama ulaşıp ulaşamayacağımızı bilmiyoruz. Bunu umut ediyoruz ve gayret edeceğiz inşallah. Yetim Mesut açısından önemli bir takım olmaya başladı. Şimdi Keçiören Gücü şampiyonumuz var Ankara'da. Evet. Yetim Mesut playoff'a kalırsa ben başarabileceğini düşünüyorum açıkçası rakipleriyle evet. İncelediğim zaman durum da öyle. Bu sene olmalı diyelim. Gelecek sene için örnek gösteriyorum. Şimdiden bir kapıda planlama yapıyor musunuz? Şimdi bu planlamayı benim kendi başıma yapmam doğru değil ama başkanımız bugün bile hocam daha şimdiden gelecek seneyle ilgili düşünceler içine girerseniz iyi olur dedi ama bunu şifayen yani maç öncesi çok kısa bir konuşma olarak geçti. Ben şöyle bakıyorum olaya. Bu sezonu Etimesgut Belediyespor alabileceği en yüksek puanla tamamlamalı. Bu bizi playoff'a taşıyorsa ne âlâ. Ondan sonra onunla ilgili düşüncelerimizi geliştiririz. Ama yapabileceğinin en fazlasını yaparak hem kamuoyunda hem Etimesgut'ta hem yönetim bazında herkese bu takımın bir üst lige oynayabilecek kalitede ve kapasitede olduğunu göstermeli. Artı bu yetmez. Fiziki koşulların da yerine gelmesi gerekiyor. Örneğin tesisimizin bitmesi, yeni sezona takımın orada hazırlanması, oradaki sahaların yapılması, antrenmanda kolaylık vesaire gibi bir takım ilave şeyler de var. Onlar da olduğu zaman zannediyorum Etimesgut Belediyespor çok güçlü bir takım. Yani kulüp daha doğrusu yapısal olarak çok güçlü. Hem kulüp başkanımız Hasan Kartal hem belediye başkanımız Enver Demirel her ikisi de çok ciddi anlamda destekliyor. Borcu harcı olmayan, kuruşu kuruşuna herkesin parasının zamanında ödendiği mükemmel bir kulüp. Bu devirde Türkiye'de böyle kulüp yok. Dolayısıyla bu kadar önemli değerlere sahipken bunu sonuca taşıyabilir. Bunun da yolu eksiklerini doğru tespit edip doğru takviyelerle ve çok iyi organizasyonla, takım organizasyonuyla bu başarılabilir. Yani benim bu anlamda bir endişem yok. Önemli olan buna karar verilmesi ve bu karardan sonra da harekete geçmek. Yani bunun olabileceğini düşünüyorum. Şimdi aynı sahada hem antrenman yapıyorsun, hem maçları da koyuyorsun. Doğru. Onun için sentetik çimden normal çime geçme işi biraz uzadı. Tesisler bitince sanırım buranın da normal çime geçmesi düşünülmeye başlanacak. Kesinlikle öyle. Handikap oldu mu size? Bu handikap oluyor. Yani şimdi tecrübemle bazı çalışmaları eğer yapmama niyetinde olmasam birçok oyuncumuz sakatlanacak. Maalesef. Yani her ne kadar yok ya sentetik ama iyi bir sentetik desek de öyle değil. Yani sentetik çimde sürekli özellikle havalar ısındıkça başka bir rahatsızlık da veriyor ama alt adelede, diz bağlarında, çapraz bağlarda bir sürü handikap yaşanabiliyor. Ve biz bu nedenle futbola özgü birçok çalışmadan farklı antrenmanlar yapmak zorunda kalıyoruz. Zaman zaman fırsat bulursak işte kazana bile gidip çim sahada antrenman yapıyoruz. Haftada bir günü fitness'a ayırıyoruz. Yani oyuncumuzu kollamaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla çok sağlıklı bir ortam değil bu. Yani bunu kabul etmek lazım. Avantaj olmuyor yani. Hani çim sahada oynamak bizim avantajımız olmuyor. Her gün burada antrenman yap, hafta sonunda buraya çık. Hem oyuncularda bir bıkkınlık oluyor, hem de sakatlık açısından bir handikap oluyor maalesef. İnşallah senin sonuç. İnşallah. Yani bunlar paralel. Tesis bitip önündeki futbol sahalarını çim olarak tamamladıklarında zannediyorum aynı paralelde burayı da çim yapacaklardır diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. O 4. hafta röportaj yaptığımızda Hasan Başkan'ın da Etimes Başkanlığı'nda bir ara verdiği dönemi başlangıçtı. Doğru. Öyle bir süreç yaşadınız. Bir tarafta seçimler geldi. Emirler Başkanı evet. Takımda çok fazla haşır neşir olacak vakit ayırmada sıkıntı yaşamıştı ister istemez. Gelecek sene inşallah çok daha güzel bir inşallah. Belediye spor bekliyoruz sizden. İnşallah.